Yeni transferlerimiz de mi geçen seneye oranla geriye gitti? Oynuyor muydu geçen sene? Aması yok. Soruyu sorarken ona göre sormak lazım. Geçen seneki oyuncularımızın performansını soracak olursanız doğru soru böyle. Evet. Üç kulvarı kaldıramıyoruz. Böyle görünüyor. Bir defa oyuna başlarken üç tane arızalı oyuncuyla başlıyoruz. Her anda çıkar mı çıkmaz mı? Onlar bize işaret ettikten sonra da bir 5 dakika bekliyoruz ki daha fazla oynasınlar diye. Yoksa bir oynayan bir takımın hiç değişmesine de gerek yok. Ama buna rağmen bugün çarşamba günü çok ağır bir travma geçirmiş bir Galatasaray. Uzun bir yolculuktan sonra perşembe akşamı burada oluyor. Cuma kampa giriyor. Cumartesi maç oynuyor. Bu maçın temposunda da rakibini bir hayli hırpalıyor. İlk yarıda 2-0 oluncaya kadar da. Sonra 10 kişiye işin teknik kısmına böyle maçlarda girmenin manası yok. 10 kişi 2-0 galipsiniz. Bir sürü gol kaçırıyorsunuz. Rakibin bir tane atağı yok o arada. Ah diyeceğiniz ve 2-2 bitiriyorsunuz. Burada oyuncularımın ben açıkçası 90'a kadar olan performanslarından genelde sezon başından beri memnunuz diyebiliriz ama 90'dan sonrakilerde kaybettiğimiz bir sürü şey var. Bu da onlardan bir tanesi. Onu diyorum ancak. Ama geçen seneki formlarını şu anda aynı durumda olmadıkları kesin. Yani geçen seneki oyuncular için söylüyorum. O bir oyuncular çünkü kendi takımlarındaydı. Ne durumda olduklarını bilmiyoruz. Burhan Can tarzı. Arkadaşlar açıkçası kötü gitmeye başlayınca zaten taraf olduğumuz için biz, yani ben hocayım ama Galatasaraylı bir hocayım. Taraf olduğumuz için biz zaten otomatik olarak bir şeyler ürüyor, üretiliyor falan filan o oluyor. Siz kendiniz söylediniz. İki senenin şampiyonu Galatasaray. Son senenin bütün kupaların şampiyonu alan Galatasaray. Futbol böyle bir oyundur. Düne bakılmaz. Anılır ama bakılmaz. Böyle de acımasızdır. Şimdi ufalıcı güzel bir şey söyledi içeride. Ben olsam ölmüştüm. Şimdi onun için ben antrenörlük yapamam diye. Muhakkak ki bunlardan daha kötü yerlerden çıktık ancak şimdi flash röportajdan sonra ben haberim yoktu. Bana da aynı soruyu sordular. Haberim yoktu. Şimdi öğrendim. Hande ile Aslı söylediler. Ben ne dediklerini bilmiyordum. Tabii benim açımdan ben burada kabahati kendimde ararım. Yöneten benim bu takımı. Böyle teknik adamlık böyle bir şeydir. Kazandığınız zaman hep berabersinizdir. Kaybettiğinizde yalnızsınızdır. Bunu bilmeyen, bunu anlamayan, bunu böyle kabul etmeyen hiç teknik adamlık yapmasın. Çünkü son günlerde baktığım zaman ki bazı gazeteler Rusların Pravda gazetesi gibi bazılarına demek ki angaje olmuş. Umarım benim düşündüklerim doğru değildir. Bazılarına da herhalde reklam departmanından spor sayfalarına herhalde telefon gelmiştir. Televizyon veya gazeteciler için söylüyorum. Şimdi böyle baktığımızda bunlar hemen unutuluyor. Ve işte
Bazıları ısrarla bazı cümleler vurguluyorlar. Hepsinin farkındayım ben. Onun için de buna rağmen göğsümü gere gere ben çok şeyler gördüm. Bunun pes edecek değilim. Bugünün bu kadar moral bozukluğuna rağmen bizim tekrardan taraftarla da bir araya gelerek burada maçlarda aynı duyguları, aynı hissi taşıyarak düzelmemiz gerekir. Bunun için de ne yapılması gerekir? Bizde mevcut. Ama gönül isterdi ki kazanalım öyle konuşalım. Kaybedince bir şeyler söylemek çok kolay olmuyor. Her şeyi açık açık konuşalım da yani o manada söylemek bize de yakışmıyor açıkçası. Ama olabilecek tüm sorumluluk ne varsa ki zaten herkes her şeyi yapmış zaten. Onun için sorumlu da biziz. Buna da hiç itirazımız yok. Devre arası Allah nasip ederse geniş bir toplantıda bunları konuşalım. Neyin ne olduğunu hep beraber ortaya koyalım. Bu arada da mümkünse bir değişim yapalım. Ama şu bir gerçek ki 92'de UEFA şansını kaybettik. 90 küsürlerde en az 10 puan kaybettik. Onun için demin 90'a kadar dedim. Ya şu gün şu maçı berabere bitirmek yani bir takıma olabilecek en büyük travmadır. Yani şu gün şu araya 2-0 gelsek bazılarınız bana şu soruyu soracaktı. Hoca çok daha farklı kazanabileceğiz bir maçı 2-0 bitirdiniz. Ama Ankara gücünü 10 kişiyle yaptıkları mücadele için tebrik ederim. Başarılar diliyorum onlara da. Biz nasıl geçen sene, nasıl evvelki sene kazanmayı bildiysek bundan sonra da kazanmayı biliriz. Bilmeliyiz. Bileceğiz de inşallah. Ya hata bir defa 3 kulvarı kaldıramadık. Bu net. İşin özüne gelelim soruna. Belki tarihte hiçbirimizin görmediği sakatlıklar yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. 3 kişiye oyun içerisinde çıktı çıkıyor, çıkar mısın, gelir misin, 5 dakika mı, 10 dakika mı işaret. Kolay değil, onlar da fedakarlık yapıyorlar. 2 sakatla beraber 13 kişi çıktığımız da oldu. Bunlar bir bahane değil, tespittir. Demek ki üçünü kaldıramadık. Bu bir gerçek. Fiziki olarak ısrarla söylüyorum, bizim özellikle bizden daha iyi takımlara karşı daha fazla mücadele etmemiz gerekirdi. Daha fazla koşmamız, daha fazla inatla savaşmamız gerekirdi. Onları yapamadık. Yapamayınca da zaten onun dışında kalıyorsunuz. Ben yine ısrarla söylüyorum. Sezon başından başlayan 8-9 kişilik bizde olmayan mecburiyetten milli takım zincirleri ve bir sene evvelden Afrika Kupası artı son milli takımdan bizim oyuncularımız sakat döndü. Biri 6 ay, biri 3 ay, biri 2 ay, biri 1 ay. Falcao 65-70 gün öteki. Arkadaşlar inanın beni iyi tanıyorsunuz. Hayatım boyunca ben hiçbir bahaneye sığınmadım. Ama 15 maçtır biz santrforsuz oynuyoruz.